Tamam. Kızma. Dayanamadım işte. Seni ne kadar özlediğimi göstermek istedim. Yaklaşma. Çık dışarı. Sakin ol sevgilim. Sevgilim mi? Ne sevgilisi ya? Ben bir Volkan'a bakayım. Hepsi geçti sevgilim. Neyse ki ucuz atlattım. Abarttın ama ne oluyor? Of! Çık dışarı, yalnız bırak beni. Gözlerime bak. Hani ben siz yapamazdım. Ne değişti? Damla'nın nişanlısı aslında bana aşık oyunundan sıkıldın mı yoksa? Yarın saat 2'de aynı yerde bekliyorum. Of, tamam tamam. Sakın ihtiyarı bahane etme. İstersen kaçarsın. Biliyorum. Alerdan Hanım. Eşyalarınızı odaya bırakıyorum. Nesrin? Volkan'ı gördün mü? Görmedim. Allah Allah, nereye kayboldu bu adam? Volkan! Lavaboda herhalde. Çıkıyorum. Burada da mı rahat yok hayatım? Evet, yok. Daha değiştirmemişsin gömleğini. Gel benimle, gel. Seninki mi bu? Hayır. Ay, skandallar kraliçemizin telefonu susmaz şimdi sabaha kadar. Of, Allah'ım yardım et bana, ben ne yapacağım ya? Ulan Melek. Sen nasıl olsa geleceğim buraya. Kıtır kıtır keseceğim ulan seni. Ananı da keseceğim, seni de. Çantanızı odaya bıraktım da. Ulan nasıl çıkacağım ben buradan ya? Nasıl? Alara neredesin ya? Hani hiçbir sorun çıkmazdı.
kafam. Ah, göndermeyecektim işte. Böyle olacağı belliydi. Aklına kötü şeyler getirme Aretlik. İçini ferah tut. Sen Ebru'yu bir sıkıştırsan. Belki Melek'le konuşmuşlardır da bize demiyordur. Ah, dur, dur. Melek, Melek, Melek kızım. Melek. Alo. Melek, duyuyor musun beni? Anneciğim. Yavrum, sen niye açmıyorsun telefonunu? Burada kurallar çok sık annem. Toplantı var sürekli. Telefonla konuşmak yasak. Bak, abin peşine düştü. Yıktı ortalığı. İşmiş dinlemem diyor, ona göre Melek. Ondan aradı demek ki. Bak, sana bir şey yapmadı değil mi anne? Doğruyu söyle, yapmadı. Yok. Yok, yapmadı. Ne yapacak ki? Kızım, sen gel. Bak, işmiş lazım değil. Nasıl bırakıp geleyim anne? Antalya'dan bir minibüsle atlayıp gelinmiyor ki. Benim aklım ermez nasıl geleceğine. Sen gel diyorum Melek. Bak, abin daha fazla kudurmadan gel. Tamam. Tamam annem, geleceğim. Şimdi kapatmam lazım. Kızım bak, yola çıkarken haber ver ha. Dikkatli ol. Arabaya binerken ara, inerken ara, haber ver. Ben seni karşılarım. Tek başına abinle karşılaşmıyorsun kızım. Tamam annem. Merak etme. Ne diyor? İş yeri çok sıkıymış. Öyle telefon filan yasak diyor zırt pırt. Ben bir gelsin salmayacağım bir daha onu. Patron memnun etmek kolay mı Meryem teyze? Ne yapsın kız? Bedriye, ben sana bir şey soracağım. Benim Melek. Yanlış bir şey yapmıyordur değil mi? Kız, o nasıl laf? Allah korusun. Bak, şunu diyeyim. Ebru benim öz kızım. Ona kondururum. Gene de Melek kondurmam. İyi misin? Ya bırak. Zaten senin yüzünden oldu her şey. Ben dedim sana getirme beni buraya diye. Kulum. Bununla kurtulduğuna dua edelim. Tamam tamam, iyiyim. Bacağımın üstüne basamıyorum ya. İsabet olmuş. Mecburen oturursun oturduğun yerde. Ya sen ne kadar vicdansızsın ya. Ben mi? Söyleyene bak.
Senin şu kadarcık vicdanlı olsaydı beni bunların arasına bırakmazdı. Bak kimse yok. Hadi yardım et bana, gideyim buradan. Anne ana, herkes senin iyiliğin için çabalıyor. Hem zaten bu bahçeden çıkamazsın, güvenlik görevlisi var. Sude'ye dişin geçmez. Seni alt eder zehirli diliyle. Kaç. Ne bu halin Alara? Toprağa basıyorum. Negatif enerjiyi alıyor. İyi geceler. Dur, 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 dur. Alaracığım, kaçmak çözüm değil. Bu evden çıkabilmenin tek yolu amcanın senin terbiye olduğuna ikna olması. Bak şöyle yapalım. Sen cici bir kız ol. Ben de sana yardımcı olayım. Hı? Peki yenge. Aferin. İşte böyle. İyi geceler. Bununla kurtulduğuna dua edelim. Tamam, tamam. Allah'ım aklıma mukayyet ol ya. Tıkıldım kaldım burada. Sözde pamuklara sarılmış gibisin ama ne kadar yalnız mısın Alara? Hiç kimse seni sevmiyor. Kimse. O yüzden bu kadar kötü kalplisin. Kuzeninin nişanlısını ayartacak kadar hem de. Niye aramıyorsun Alara, niye? Ne ya? Sihuple eseyi anova pülütar. Telefonunu mu kapatmış bu yoksa? Alara neredesin? Hemen beni ara. Ortalık çok karıştı. Amcanın evindeyim. Alara çok korkuyorum. Hemen beni ara. Selam. La. Ali depeş bu. Komplet monde figüre. Pascal mi? Je sais pas. Mais à sa place, je préfère être mort. Thank you.
ya baba. Kabusmuş. Alara Hanım. Günaydın efendim. Yarım saat sonra kahvaltı hazır olacak. Fikret Bey haber vermemi istedi. Bu da limonlulık suyunuz. Formunuzu bununla kurduğunuzu okumuştum. Yapayım dedim. Formum. Sağ ol. Ben kahvaltıya gelmeyeceğim. Okula yetişmem lazım. Aman tanrım. Gözlerime inanamıyorum. Alara Korel ilk defa makyajsız. Yılın magazin olayı bu. Ay bakamayacağım. Kuzen. Sen hala kafama bir şey atmadığına göre gerçekten iyi değilsin. Bak şakamı da alıp giderim ha. Hem Yüce Majeste manşetinde olduğun gazeteyi okumaya başlamıştır. Bence bir an önce aşağı in ve bedelini öde tatlım. Kaçış yok. Eşyalarınızı çıkardık, yerleştirdim. Yani inşallah yanlış yapmamışımdır. Bakın şu an... Yok. Ben bakarım. Sen git. Peki. Hah Demir. Günaydın. Ne haber? Günaydın. Hayırdır abi, rüyanda mı gördün beni? Sorsan uyudun mu diye. Neyse, Alara'yı bugün şirkete getiriyorum, işe başlıyor. Haber vereyim istedim. Biraz acele etmiyor musun? Gergindir şimdi. Yani ne bileyim, biraz sakinleşmesini beklesek? Ya yok, gazeteciler peşindedir şimdi. Gözümün önünde olsun istedim. Tamam, sen bilirsin. Görüşürüz şirkette. Öldürecek beni. Melek değilsin. Ali arasın. Her şeyi yapabilirsin. Gözünü karart ve Ali ara ol. Başaracaksın. Birazdan başını dimdik bu evden çıkıp gideceksin. Melek değilsin. Ali arasın. Her şeyi yapabilirsin. Gözünü karart ve Ali ara ol. Başaracaksın. Birazdan başını dimdik bu evden çıkıp gideceksin.
Aygül gibi kızını it kalk. Bak milletin kızları neler yapıyor. Koparırım o dilini senin Ebru. Ne yapıyormuş kızcağız? He? Çalışmaya gitti. Çalışmaya gitti. Bana bak, bir şey biliyorsan de hemen, yoksa kapa çeneni. Herkes benim kadar aptal mı? Yaptıklarını gizliyorlar. Ben var ya, sırf dobralığımdan kaybediyorum ben. Dur, ben durağa kadar geçireyim seni kızım. Aa, niye? Benim deli Halil. Sana musallat olur şimdi melek de melek diye. Ateş olsa cürmü kadar yer yakar Meryem teyze. Sen rahat ol. Ne bileyim, başınıza da dert olduk. Kız, o nasıl laf öyle? Sakın. E hadi, haberleşiriz bir gelişme olursa. Melek ararsa sen de bize haber ver kızım. Tamam. Ay, gelecek o, gelecek. Merak etme sen. Ekmeğinin peşine düştü kız, ne yapsın? Ne ekmekmiş? Gözümün yaşı üstünde. Eksik olsun. Şu kız Halil'in eline düşmeden kızı eve soksaydım bir hele. Ala robotik buraya gelmiş. Şunu sakın unutma. Alara Korel en güçsüz anında bile iyi görünür. Hakkında ne düşünülsün istiyorsan öyle giyineceksin. Bu en önemli kural. Üzgünüm Alara. Ama gitmem gerekiyor. İnşallah döndüğünde bana çok kızmazsın. Ebru. Baksana kızım. Baksana. Lan kızım. Delirteceğim mi lan sen beni, ha? Sana da günaydın sevgilim. Ben de seni çok özledim. Bırak zevzekliği, Melek nerede? Aman! Yattık Melek, kalktık Melek. Yeter be. Bilmiyorum ben nerede ne alt ettiğini.
Gelince kendin sorarsın. Kızım bak zaten kafam bozuk, sinirimi senden çıkarmayayım. Melek nerede? Oh ya. Melek Hanım sabahlara kadar sokaklarda sürsün. Sinirini bizden çıkar. İyi valla. Gebertirim lan ben onu, katil olurum. Nerede sürtüyor, kimle sürtüyor? Ya tamam. Saçma sapan konuşma. Lafın gelişi dedim ben öyle. Lan bacım lan o benim. Namusum, ne demek lafın gelişi? Akşam aradı. Çalışıyormuş. Nöbete kalmış. Yani bugün gelecek. Bir hata yaptıysa cezasını kesersin. Kendi başını belaya sokma. Keseceğim onun cezasını ben, keseceğim. Sen merak etme. Önce kıracağım kemiklerini bir bir. Sonra da vereceğim kocaya, kurtulacağım. Dur bir önce ne olup bittiğini öğrenelim Halil. Sakin ol, gözünü seveyim. İnşallah hala aratır. Ebru. Çok acayip şeyler oldu. Başım büyük belada. Ne oluyor kız? Ben biliyordum iş güç yok değil mi? Yok. Yok işteyim ben zaten. Onu demiyorum. Abimi falan diyorum. Abin kudurmuş durumda vallahi. Ama sende de kabahat var. Açıp konuşacaktın. Ben toplantıdaydım, açamadım. Sonra da korktum, ne bileyim. Ebru, ben bugün geleceğim ama kötü bir şey olmaz değil mi? Aman, abini bilmiyor musun? Bağırış çağırış yaptı işte. Ondan izin almadım diye kızgın. Biraz iter kakar, biz araya gireriz. Özrünü dilersin, biter. Her şey yoluna girer diyorsun yani, öyle mi? Vallahi daha az önce önüme çıktı. Ama aldım gazını, merak etme. Kız namusuyla ekmeğinin peşinde dedim. Bana bak. Demek sen uçakla geleceksin ha? Vay be. Ya istersen restorana gel önce, oradan birlikte geçelim mahalleye. Bilmiyorum, bakarız, haber veririm ben sana. Ebru. Benim için yaptıklarını unutmayacağım. Sağ ol. Fikretciğim, bırak artık şu gazeteleri. Zaten sinirimizi bozmaktan başka bir işe yaramıyor. Tamam canım, görüşürüz. Sinirlerimiz zaten yeterince bozuk anne. Telefonum susmadı ya. Herkes arayıp Alara'yı soruyor. Canım sen de yanlış anlaşılmış bir konu. De kapat konuyu, ne var bunda? Oldu tabii. Alara yapsın, biz üstünü örtelim. Bak. Tatlım. Biliyorum fazlaca yıprandınız ama baban da haklı. Yani insanlar bizim meselelerimizi konuşmamalı değil mi? Ailemizde Alara'dan başka meselemiz kalmadı. Farkında mıyız acaba? Vallahi bana uyar. Alara in, Özgür out. Şaka da mı yapamıyoruz? Tamam sustum. Oklar yine üzerime çevrildi. Günaydın. Hoş geldiniz. Buyurun efendim. Yine çok güzelsin. Saati keyifle çekiyorum. Hadi ben kaçtım, afiyet olsun. Günaydın. Günaydın. Masada hava -50 derece. Kolay gelsin. Benim okula gitmem lazım. Özgür'le çıksam sınava yetişeceğim de. Alara, otur. Nasıl? İyi uyuyabildin mi? Manşetlerdesin. Amcam seni tanısa çok severdi. Sen onun hayallerindeki Alara'sın. Kendin ol. Özür dilerim amca. Seni utandırdığım için çok üzgünüm. Ama ben gerçekten suçsuzum. Ah.
Hayatım, kahvaltı için başka bir şey istiyorsan söyle. Yani burası senin de evin, çekinmene gerek yok. Değil mi? Yok, zaten çıkacağım ben, okula gideceğim. Aa, kesin beğenirsiniz. Yani çok güzel çünkü. Bir de zaten düğününüze ne kaldı? Yani şu ev meselesini halletseniz iyi olur artık. Tabii tabii. Hadi hayatım, trafik vardır, anca gideriz. Sonra benim birkaç önemli toplantım var. Geç kalamam. Aşkım, sen geç arabaya, ben çantamı alıp geliyorum. Tamam, hadi biz de kalkalım. Geç kalmayalım, ilk günden diline düşme demir. Hayatım. Hadi bakalım. Hadi kolay gelsin size. Geç bakalım. Bravo yani anne. Bir de madalya taksaydın Alara'ya. Nasıl oynuyor görmüyor musun? Nesrin'e bile yaranmaya çalıştı. Damlacığım, bazen gerçekten benim kızın olduğundan şüphe ediyorum. Biz Alara'yla anlaştık dün gece. O babanı cici kız olduğuna ikna edecek ki gidebilsin. Biz de ona yardım edeceğiz. Bundan sonra seni her yere Pozan götürüp getirecek. Okula bile götürdüğünde kapıda bekleyecek. Tamam mı Pozan? Başüstüne efendim. Anlaştık mı Alara? Anlaştık. Of! Nasıl kaçacağım ben ya? Bu şirket nerede acaba? İnşallah çok uzak değildir. Benim için mi? Hiç rahat değil Bedriye. Kız, ben evden hiç çıkmasam mıydım acaba? Aman kız, gezmeye mi gidiyoruz? Türbeye gideceğiz, dua edeceğiz. Hem sen de ferahlarsın birazcık. Dönüşte de pazara uğrarız. Ya Melek gelirse, Halil'e yakalanırsa? Haber vereceğim de diye gelmeden önce. Kız Meryem. Hı. Kızıyoruz, ediyoruz ama. Bak bu senin Melek hepimizi kurtaracak ha. Göreceğim bak, okulunu bitirecek, çok iyi yerlere gelecek. Hadi inşallah. Benimki öyle mi ya? Babası kılıklı, kendinden başka kimseye ayrı yok. Hasan da öyle değil mi ya? Gölgesinden ayrı yok. Ama adı var. Baba mı baba? Kocam koca. Karım kızım ne yer, ne içer diye düşünmedi. Çekip gitti el peşine. Döner o, döner. Bak acık burnu sürtüsün nasıl döner. Aman. Kaç ay oldu, ben beklemiyorum ki artık. O anca elden ayaktan düşünce kendini baktırmaya döner. Benim derdim Ebru'yu zapt etmek. Ne kadar geç öğrenirse o kadar iyi. Bilirse iyice boşalır ipinden. İşte odan burası. Senin tarzına uygun bir şeyler yapmaya çalıştılar. Nasıl? Beğendin mi? Çok güzel. Alara. Dün gece için
Bana kırgın olduğun her halinden belli. İnan bana, canını acıtmak istemedim. Ben sadece bir an önce toparlanmanı istiyorum. Uyuşturucu kullandığına da inanmıyorum. Zaten testin de temiz çıktı. Ama bu hayata devam edersen sürekli başına böyle şeyler gelecek. Anlıyorsun değil mi? Belli ki birileri canını acıtmak istedi. Ne olur çok dikkatli ol. Sen şimdi odana yerleş, sonra konuşuruz. Aslında bu kısmı zevkli olabilirmiş. Ne yapıyor? Odasına yerleşiyor. Buzları erittik gibi, dur bakalım. Sen de bir hoş geldin de istersen ha? Diyeceğiz mecbur. Ama elimiz boş gitmek olmaz değil mi? Muhasebeyi bağlayın. Alo muhasebe. Ben patronunuz Melek Yılmaz. Şey, herkese %100 zam yapıyorum. Hemen hesaplara yatsın. Ayrıca yılda 6 maaşta ikramiye. Bizi batırmaya gelmişsin meğer. Hattın ucunda kimse yok değil mi? Biraz eğleneyim dedim. Eğlen tabii. Ben sadece şaşırdım. Ekmek yoksa pasta yiyin diyenlerden olduğunu sanıyordum. Yo, nereden çıkardın? Bu soruyu ciddi ciddi soruyorsan hafızanı kaybettin demektir. Değişmiş olamaz mıyım? Bu kadar ön yargılı olma. Nerede o günler? Keşke. Ayağın nasıl? İyi. Bir de teşekkür ederim beni ele vermediğin için. Amcanla barışmışsın. Artık kapıdan bacadan kaçmak zorunda kalmazsın. Yok, yok kaçmam. Niye kaçayım? Bu da sana hayırlı olsun hediyem. Elim boş gelmeyeyim dedim. Ne bu? Hızlıca hazırlanması gereken bir ihale dosyası. İngilizce olsun lütfen. 2 saate biter herhalde ha? Yuh! Anlamadım. Ne dedin? Hiç. Amerika'da işletme okumuş birisi için çocuk oyuncağı. Ama zorlanırım diyorsan Volkan yardım etsin. Yok, yok hiç gerek yok. Tamam, sen bilirsin. Başkalıcıları da var Damla Hanım. Bugün net bir cevap verirseniz sevinirim. Buyurun, ben Aysun. Ah Sevinç Hanım, merhaba. Yalı için aradınız biliyorum. Evet.
Aşkım. Çok güzel değil mi? Tam istediğimiz gibi. Buna da bir sorun bulmazsın herhalde artık. Bizim için biraz fazla büyük değil mi? Büyük mü? Geçen hafta baktığımızda fazla küçüktü. Ondan öncekinin bahçesi kullanışsızdı. Yalı diye tutturan sensin, beğenmeyen yine sensin Volkan. Açıkça konuşsana. Evlenmek mi istemiyorsun? Ev konuşuyoruz Damla, evlilik değil. Buradan bakınca bahane arıyormuşsun gibi görünüyor da... ev bulamadığı için evlenemeyen çift olarak tarihe geçeceğiz. Anlamadım. Kötü bir şey demedim. Yani biliyorsun, benim çocukluk arkadaşım sayılır. Ciğerini bilirim. Demek istediğim şu. Onun hakkında ne düşünmeni istiyorsa... o şekilde düşünürken bulursun kendini. Tamam, bırakalım dedikodumu. Fransızlar ne durumdayız? Fransızlar... öğlen buluşacağım işte. Ben teklifin üzerinden son bir kez geçeyim. İnşallah kabul ederler. İşini inşallah bırakma derim. Volkan, ne haber? Ne yaptınız? Beğendiniz mi villayı? Karar veremedik. Tartıştık aslında biraz. Sana kızımı üzme demem lazım. Ama kadınlar böyledir damat. O evlilik öncesi 6 ay var ya, canavara dönüşürler. Ama sonra geçer, merak etme. Ben de öyle umuyorum. Ben Alara'ya bakmıştım aslında. Yerinde yok, yemeğe çıkalım falan diyecektim. Nerede biliyor musun? Ha, burada, burada. Ben onu lavaboya girerken gördüm. Aman, gözümüz üstünde olsun. Ali araba. Müzayedeye koyacağımız parçaların ederi kadar maneviyatı da önemli tabii. Siz devam edin, hemen geliyorum ben. Damla, ne bu halin? Anne, ben çok kötüyüm. Volkan'la kavga ettik, benimle evlenmek istemiyor. Aa, herkes içeride delirme Damla. Git yüzünü gözünü toparla, yanımıza gel. Hem üzgünsen üzgünsün. Kimseye malzeme verme. Hadi, sonra konuşuruz. Hadi. Damlacığım, gelirken kasadan Müzayede'ye bağışlayacağım kolyeyi de getirsene sana zahmet. Biz en iyisini koyalım ki iyi örnek olalım, değil mi? Tabii tabii, haklısın Asiteciğim. Damla'nın canı mı sıkkındı Asu teyze? Alara'nın olayı hepimizin psikolojisini bozdu. Densizin biri aramış, saçma şeyler sormuş, canını sıkmış galiba. Ya
Ben de çok üzüldüm. Geçen gün mesaj attım ama ulaşamadım. Nasıl şimdi? Şokta tabii kızcağız yani. Testleri temiz çıktı. Belli ki biri iftira etmiş. Hayır, anlamıyorum ki. Kim niye uğraşır Alara'yla? Dikkat çekiyor çünkü. Yani onun yerinde olmak isteyen kaç zavallı vardır kim bilir. Daha hızlı ne olur. Alara yok. Kaçtı galiba. Yok artık. Evet. Çocuklar her yere baktı. Yok şirkette. Güvenlik kameralarına bakalım. Hadi aşağı. Soldan dönelim. Dur burada dur. Kaçmış. Ya ne yapacağım ben bu kızla ya? Ne yapacağım? Bir yerinde durmuyor. Diğer kameralarda döksene tam bu dakikalar. Başka kameranız yok efendim. Nasıl ya? Koca şirketin önünde yani bir tane mi kamera var? Tamam abi, sakin ol. Ozan. Telefonun yanındadır. Yerini öğrenebilir miyiz? Baktıralım hemen efendim. Bu defa kliniği kapattıracağım. O olacak yani, kapattıracağım. Çok uzun. Sonra anlatacağım, tamam. Benim hemen üstümü değişmem lazım. Bir şeyler ayarlasana bana. Annemler de gelecek birazdan. Ortalık karışık. Abimle başım dertte. Kot pantolonum burada zaten. Yama yapmıştık ya hani. Üstüne de bir şeyler bulacağım ben, dur. Ay, bu kesin Alara. Allah'ım çok şükür. Bu kim ya? Amor işte. Aşk yani. Aman her şeyde bil. Brezilyaca bu şekerim, dizilerden hatırlıyorum. Uy, kesin Volkan bu. Tabii randevu verdi, bekliyor. Aç olsun. Şunun sesini kısalım da sırt bırt çalıp durmasın. Kız çatlatma insanı, kimin aşkı bu? Hem sen bu telefonu nereden buldun? Çok pahalıdır bu. Bak söyleyeceğim ama aramızda sır olacak. Melek sözü. Alara Korel'in dublörüyüm. Onun yerine geçtim. Kafasının dikine gidiyor. Hep insan bir seferde söz dinler ya. Ya dikkat çekmek için mi yapıyor nedir anlamadım ki. Öyle yapıyorsa başarıyor. Baksana geldiği günden beri onunla uğraşıyoruz. Alara Hanım'ın yerini tespit etmişler efendim. Sinyal bu civarlardan geliyor. Emin misin Pozan Bey? Yanlışlık olmasın. En fazla birkaç yüz metre sapma olabilir diyorlar. Biliyorum bu civar. Alara buraya niye gitsin? Ya telefonunu çaldırdı ya da kaybetti. Kim bilir neyin peşinde? Alara mı? Yine de bir gidip bakmak lazım. Yani bir kapı kapı dolaşıp kenar mahallelerde onu aramadığımız kalmıştı. Onu da yapalım bari, tam olur. Dur Fikret abi, ben giderim. Ya bir şey çıkacağını zannetmiyorum ama içimiz rahat etsin. Sen de bir şey çıkarsa haber verirsin. Baş üstüne efendim. Az kaldı ahiretim. Hadi
Koş az kaldı, sık dişini. Hele bir bulalım da. Annem. Özür dilerim. Ben kötü bir şey yapmadım. Saçlarını kestin ya sen. İş için. Böyle olmaz dediler. Babanın elleri. Kokusu var diye saçında. Hani kesmeyecektik biz hiç. Tamam. Ama tamam olsun. Yakışmış benim kızıma. Ay, neler olmuş ya? Ancak gelebildim. Canım, iyi misin? Aa, manyak bu be. Demek seni sokağın ortasında dövdü ha? Rezillik, vallahi rezillik. Ebru, çabuk üstünü değiş, doğru mutfağa. Ya şurada arkadaşımızla ilgileniyoruz herhalde. Dur, ben geliyorum. Ya otur sen. Ebru, hadi. Ya tamam, geleceğim. Üf, dur iki dakika. Dur, kız, ne oluyor? Saç baş kestirmeler, ortalıktan kaybolmalar. Bana bak, doğruyu söyle. Benden laf çıkmaz. İşmiş yok değil mi? Kesin zengin manita yaptın sen. Saçmalama be. Ne diyorsun sen ya? İş falan yok artık zaten. Bıraktım geldim işte. Kızım bak, bu şapşiklerin aklı ermez. Yerler. De ben yemem. Nasıl bir işmiş bu? İsmi yok, cismi yok. Kıyağı çok. Dökül bakalım. Dökül, hadi her şeyi bilmek istiyorum, anlat. Ya yok dedim, işmiş falan işte, bıraktım. Ne öğrenmek istiyorsun ki? Alara Hanım önerdi diye biraz torpilli oldum, o kadar. Söyle kankine, beni de önersin bir yerlere. Bir aydın dokunsun bize de. Ben annemlere yardım edeyim. Ozan, bir değişiklik yok değil mi? Yok efendim, ama hemen sorayım. Sor, hemen sor. Tamam efendim. Kızım, oynayıp durma tabağınla. Ye biraz. Zaten zayıflamışsın, kupkuru olmuşsun. Kız, diyet mi yaptın sen? Senin sosyetik abla bilir o numaraları, detoks metoks. Bize de öğret. Kim sosyetik? Restoranda bir müşteri var da, onu diyor anneciğim. Halil. Halil geldi bak. Dur, ay, dur. Hızını alamadı sizin. Bana bak, bas git. Yoksa artık polis çağıracağım ha. Tatlıma yapma be kadın. Hayırlı bir şey için geldik. Thank you.
Ne hayırlı şeyi oğlum? Bana bak. Bunlar şimdiye kadar senden ne hayır gördüler de şimdiden sonra görecekler ha? Çek git evimden. Yoksa fena olacak. Nikahta keramet vardır. Rahat ol. Bizim küçük meleğimize talip çıktı. Hazırlıklara başlarsın zaten. Ne diyorsun oğlum sen? Meleği Hikmet'e vereceğim diyor. Evlenmem ben o adamla. Kızım, bak dua et isteyenin çıktı. Yoksa şimdi kırmıştım kemiklerini bir bir. Oğlum delirme. Kız daha okulunu bitirecek. Lan başlatma okulundan bokulundan. Sahip çıksaydın kızına. Abi ben bir şey yapmadım. Yemin ederim ben kötü bir şey yapmadım. Ulan, ulan sabahlara kadar evlere girmiyorsun. Daha ne yapacaksın? Artık abini katil edeceksin de kocan düşünsün. Halil, o deliye kız mı verilir be? Nişanlısını bıçaklamış, kaç sene yatmış çıkmış. Ha. Duydun mu Melek? Koca abiye benzemez. Gözünün yaşına bakmaz senin. Yazıklar olsun sana. Sana haklarımı helal etmiyorum Halil. Etmiyorum. Yeter be. Yarın akşam istemeye gelecekler. Ben de verdim gitti diyeceğim o kadar. Hadi eyvallah. Dur ya ben... Allah'ım al canım da kurtulayım ben. Ebru koş kolonya getir. Tamam. Canım hadi otur sen de. Anne ben gidiyorum. Ay şoka girdi bu. Ne dediğini bilmiyor. Nereye gidiyormuşsun sen? Anne gitmem lazım. Ne olur bana yardım et. Kızım, otur oturduğun yerde. Nereye gidiyormuşsun? Bak bu sefer abin seni öldürür ha. Anne ben o adamla evlenirsem zaten ölürüm, anlamıyor musun? Benim içim kan ağlamıyor mu sanıyorsun? Hem kaçınca bitecek mi dertler? Nereye gideceksin? Nereye kadar kaçacaksın? Annem. Sen bunları düşünme annem. Güven bana. Bir arkadaşımın yanına gideceğim. Sonra seni de alacağım yanıma. Sosyetik kankana mı güveniyorsun kız? O işler belli olmaz ha. Ben Halil'le konuşacağım. Böyle kaçarak, göçerek olmaz. Anne sakın. Anne olmaz. Anlayacak mı sanıyorsun? Annem bırak gideyim. Bu gece kaçmazsam ikimiz de çok pişman olacağız. Bu benim son şansım. Ne olur anla beni. Thank you.
İyi akşamlar, ben... Buyurun. Çok pardon, yanlış geldim herhalde. Kusura bakmayın, iyi geceler. Ay, ancak gelebildim. İyi misin canım? Çantanı getirdim, telefon bir yanda içinde. Aa, çıkıyor muydunuz? Gel Zeliş'im, gel. Bak ben gitmezsem ölürüm. Ne olur anla beni. Meryem teyze, Melek haklı. Hikmet manyağıyla mı evlensin kız? Hı? Ben sensiz ne yaparım Melek? Alacağım seni de yanıma. Alacağım söz. Hani eski zaman masalları anlatır. Hüznümü huzura dolarsın. Kaşım gözümden çok içim bir parçan. Annem sen benim yanıma kalansın. Hani bir biblon vardı kırdım. Üstüne ne kırgınlıklar yaşadın. Ama bil ki ben de parçalandım. Annem ben senin yanına kalanım. Annem, annem. Kızım. Sen üzülme. Yavrum, gitme beni. Annem küsme bana. Kızma. Biraz bekle. Geleceğim seni almaya. Geleceğim annem. Bırak kız kendini kurtarsın Meryem. Bırak. O da mı bizim gibi olsun? Bizim razı olduklarımıza razı olmasın diye okutmadın mı sen bu kızı? Annem, annem, sen üzülme. Sözlerin hep yüreğimde. Esmaların bahçeden gidelim. Of, aç şunu Halil ya. Bir de sen say. Kalbim duracak vallahi. Az kaldı, çok az kaldı. Bereket versin diyelim. Şşş. Bekle. Thank you.
Önce şu kağıdı bir imzala. Ne bu? Delikanlı raconunda yasal bir kağıt. Oku, imzala. Delikanlı raconunda imza sözdür aga. Biz bacımızı vereceğiz dediysek veririz. O zaman paramı geri ver lan. Önce nikah. Ben Halil Yılmaz. Bacım Meleği Hikmet Keleş'e verdim. Bu nikah karşılığında 40.000 TL'yi peşin olarak aldım. Sözünden dönen şerefsizdir. Ben sana hemen bir taksi çağırayım. Hayır, çağırma, çağırma. Şimdi Alara'nın evine gideceğim ben. Kimse görmesin nereye gittiğimi. Bir de abim peşime düşecek illaki. Ben caddeye çıkarım, oradan taksi çeviririm. Bak her şerde bir hayır var. Şimdi bu kız karşına çıkmasa gidecek yerin yoktu. Parayı da verirse, kurtulursanız işte. Verir değil mi? Yani eğer onu kızdıracak bir şey yapmazsam verir. Çok parası var. Yakalanmamam lazım. Zeliş çok dikkatli olmam lazım ya. Yani bir arasa, bir arasa. Melek, bu kız kaçmış filan olmasın. Ha neden aramıyor seni? Yok yok, sanmıyorum. Zaten tuhaf bir kız. Yani anladığım kadarıyla sürekli ortadan kayboluyormuş. Kapandı mı yara? İyi, iyi. Dur bir dakika, dur. Bunu giy üstüne, çok dikkat çekeceğim böyle. Giy hadi giy. Merak etme, gerçeğinden ayırt edemez kimse. Güle güle hediyesi olsun arkadaşıma. Her şey için çok sağ ol Zeliş'im. Daha satmadın değil mi? Sattım sayılır. Hayırdır, ne soruyorsun? Meleğin hakkı yok o evde. Bunu bilmiş ol. Var. Yok dediysem yok aga. Halil, o ev meleğin. Ben alacağım. Karıma düğün hediyesi.
Ev için sana ne verdilerse 10.000 fazlasını vereceğim. Alara ne oluyor? İyi misin? İyiyim, iyiyim. Gidelim hadi. Kim ulan bu buralarda dolanıyor? Artist. Boş ver kanşo, yürü. Alara ne oluyor? Ne işin var senin gece vakti buralarda? Asıl sen... Sen ne yapıyorsun burada? Tabii ki seni arıyorum. Nereden bildin ki burada olduğum? Teknoloji sağ olsun. Soruma cevap verecek misin? Ha? Hangi soru? Gecenin bir vakti böyle bir mahallede ne işin var Alara? Soru bu. Neden beni kandırdığın ya da sana verdiğim işi yapmadan kaçtığını sormuyorum bile. İşim vardı. Böyle bir yerde ne işin olabilir? Seni kaçırdılar, başına kötü bir şey geldi sandım. Yoksa uyuşturucu almaya mı geldin? Ne saçmalıyorsun sen? Aklıma başka bir şey gelmiyor vallahi. Niye? Benim bu mahallede oturan bir arkadaşım olamaz mı? Senin böyle bir mahallede arkadaşın oturacak ha? Ya yapma Allah aşkına. Niye olmasın? Bu mahallede oturanlar insan değil mi? Ya adam kaçırırlar ya uyuşturucu mu satarlar? Fakir oldukları için mi? Öyle bir şey demek istemediğimi sen de biliyorsun. Ne demek istedin peki? Ben de bu mahallede yaşıyor olabilirim. O zaman beni de mi aşağılayacaktın? Allah'ım ne yapıyorum ben? Bu kadar numara yeter. Hadi şimdi gerçekleri konuşalım. Söyle kurtul Melek. Söyle kurtul. Yüzüme bak. Neyi gizlemek için bu duyarlı kız cümleleri hala? Nasıl oldu? Biri sana bir şey mi yaptı? Doğru söyle. Düştüm. Emin misin Alara? Düştüm işte. Gidelim mi artık? Her şeyi başından anlatmadan bir yere gitmiyoruz. Dinliyorum. Kimseye söylemek yok ama. Aramızda sır olacak. Kabul. O mahallede çok iyi bir terzi varmış. Fotoğrafı önüne koyuyorsun, aynısını yapıyor. İyi. Hı. Ben de ona geldim işte. Taksi bulamayınca yürüyeyim bari dedim. Tabii karanlık olunca korktum. Birileri takip ediyor sandım, koşmaya başladım. E düştüm tabii. Sonra da seninle karşılaştık. Parasızlık çok zor tabii. İnandıysan gidebilir miyiz artık? Kız yeter, ağlama artık. Sen daha bugün dua etmedin mi türbede kızım kurtulsun diye? Ya başına daha kötü bir şey gelirse? Bir şeycik olmaz. Okumuş kız o. Nerede ne yapacağını bilir. Hem bak arkadaşı da varmış. Ne yapsın kadın? Endişelenmesin mi anne? Yani ben gitsem sen neler yaparsın kim bilir? Senle Melek bir mi kız? Senin aklın bir karış havada. Ay benim kadar taş düştün başına ya. Önce bir hastaneye uğrayalım. Niye ki? Düştüm diyorsun, başını çarpmışsın. Yok yok, çok iyiyim ben.
Başın falan dönmüyor değil mi? Gerçekten iyiyim. Fikret abiye de haber vereyim. Arama, sakın arama. Haler de saçmalama, herkes seni merak etti. Şimdi ararsan eve gelsin diyecek. Ben kendi evime gitmek istiyorum. Ne olursun beni oraya götürme. Çocuk gibisin. Sorunlarını kaçarak çözmekten ne zaman vazgeçeceksin acaba? Ben o eve gitmek istemiyorum. Kaçtım diye kızacaklar. Bir sürü soru soracaklar ne oldu diye. Lütfen evime götür beni. Ben anlatmak istemiyorum hiçbir şey. Yardım et bana. Söz veriyorum, kapıdan dışarı adımımı atmayacağım. Tamam. Çok teşekkür ederim. Hadi şerefe kayınço. Şerefli enişte. Halil, sen bana hayallerimi verdin. Şimdi benim neyim var, neyim yoksa önüne sermezsem nankörlük etmiş olurum değil mi? Estağfurullah enişte, büyüksün. Ama bana yamuk yaparsan, eğer beni kandırıyorsan. Niye öyle diyorsun Hikmet? Ayıp oluyor. Ben bilmem. Belki sabaha parayı alıp kaçarsın. İnsanoğlu çiğ su demiş Halil. Gönül koyacağım ama ha. Yahut düşündüm, taşındım. Bacımı sana vermekten vazgeçtim dedim. Ya Hikmet, ben senin gibi birini bulmuşum bacıma. Daha ne isterim? Hem ben şerefsiz miyim aga? İnşallah değilsindir Halil. İnşallah değilsindir. Yoksa kıtır kıtır keserim seni. Geldik. Burası değil ki. Alara'nın başka evi mi var? Bende buranın anahtarı yok. Allah'ım ne yapacağım şimdi? Alara. Madem amcanda kalmak istemiyorsun, o zaman bende kalırsın. Çok sevindim. Bir an yalnız kalmak istemedim fark ettim de ondan. Melek ya. Hoş geldiniz. Yeni eviniz hayırlı olsun. Çok sevindim kararınıza çocuklar. Fikretciğim, bunu kutlarız değil mi? Ha, tabii kutlamalıyız. Sen pek sevinmemiş gibisin baba. Alara yine kayıp ya. Babanın aklı orada Damlacığım. Aç mısın? Yok değilim. İçecek bir şey ister misin? Tamam. Sen rahatına bak, ben geliyorum şimdi. Benzi amcanı ara ve burada olduğunu haber ver. Aradın mı? Yok, aramadım. İstediğin oldu. Amcana gitmedi.
Şimdi ara, haber ver de biraz sorumluluk al. Güzelliğin bozulacak ama idare et. Mikrop kapmasın. Hadi ara. Arıyor, çok şükür. Ali ara, neredesin sen? Demirdeyim amca, sakin ol. İyi, tamam. Hemen bekliyorum, gelin artık buraya. Ben bu gece Demir'de kalacağım amca. Tamam. Amcana gitmedi. Şimdi ara, haber ver de biraz sorumluluk al. Güzelliğin bozulacak ama idare et. Mikrop kapmasın. Hadi ara. Arıyor, çok şükür. Ali ara, neredesin sen? Demirdeyim amca, sakin ol. İyi, tamam. Hemen bekliyorum, gelin artık buraya. Ben bu gece Demir'de kalacağım amca. Tamam. Zaten epey geç oldu. Yarın kahvaltıya bekliyorum o zaman. Demir'e de selam söyle. Aa. Alara Demir'in yanında mıymış Fikret? Yani en azından bu gece orada. Bunlar ne zaman kanka oldular ya? Birbirlerine tahammül edemezlerdi. Gerçi Alara'ya hangimiz tahammül edebiliyoruz ki? Ay Fikret, bunların arasında bir şey mi var yoksa? Dün gece bahçede gördüm ben bu ikisini. Yok artık anne. Volkan? Demir'i en iyi sen tanıyorsun. Mümkün mü böyle bir şey? Ben asla ihtimal vermem. Aşkın ihtimallerle ilgili olduğunu hiç sanmıyorum evlat. Aç olmadığına emin misin? Bir tadına bakarım aslında. Doğru ya. Kalori bombası. Ucundan tadına baksan. Güzelmiş. Pardon. Efendim. Müsaitim, müsaitim. Thank you.
Demek Alara Koreli'nin içine bu sabah Hamarat Bey kızı kaçmış. Bu işi Nedimelerin yapıyor sanıyordum. Günaydın. Banyo sol tarafta. Kızını alamadıysan ütülenecek iki gömlek daha var. Kahvaltı da hazırlama, amcamlara davetliyiz. Ben dışarıda bekliyorum seni. Demir, ne işin var burada? Burada oturuyorum. Aa, hiç bilmiyordum. Ben de burada oturan bir arkadaşıma kahvaltıya geldim. Gerçi seni gördüğüm iyi oldu aslında. Alara'yı merak ediyordum, nasıl? Arayıp kendisine sor istersen. Bana niye soruyorsun ki? Alara'ya bayılmadığını tahmin ediyorum tabii ki. Özgür söyledi, şirkette işe başlamış yanında. Ben de görünce dayanamadım, sorayım dedim. Yani kızma bana. Berrak, yolu kapatıyorsun. Hadi sen afiyet olsun. Aa, ne kadar ayıp. Kovuyor musun beni? Ha, Alara geldi mi? Berrak da seni soruyordu. Tatlım, iyi misin? Çok merak ettim seni. Hayrola, gazetecilerden kaçmak için demirde mi saklanıyorsun yoksa? Gayet iyiyim, yok bir şey. Abartmayın. Gidelim mi? Görüşürüz. Ne oluyor be? Kimsin? Benim be salak. Aç kapıyı. Vay, paranın kokusunu mu aldın kız? Hani benim eve asla gelemezdin, başkaları görürdü. Leş gibi içki kokuyorsun be. Çekil. Sen daha... C'est bien possible qu'elle n'a pas sa confiance. On ne peut pas être sûr pour les informations avant qu'elle ait sa conscience. Mais bon.
Ali ara bu kesim. Ne yapacağım ben şimdi? Ali ara. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Konuşmak istemediğin biri mi? Yok yok. Dursana bir dakika. Alo? Alo, sen misin? Bonjour madame. Parlez-vous français? Est-ce que vous connaissez mademoiselle Alara Corel? Elle est en France maintenant, à l'hôpital. Allô? Allô? Elle a décroché. Yeter ama. Sakın bir daha beni kandırmaya kalkma, sakın. Kaçmayacaktım. Bu bana söylediğin son yalan olsun Alara. Je vous ai dit qu'on se dépêche. Elle n'a pas la conscience. Mademoiselle, est-ce qu'il y a un autre numéro que nous pourrions appeler? Pensez-y, prenez votre temps. Qu'est-ce que vous dites, mademoiselle? Mademoiselle, je vous écoute. En français, s'il vous plaît. Est-ce que vous allez donner un nouveau numéro? Şu Alara ile Demir'in durumunu çok merak ediyorum. Gelsinler, anlarız bakalım. Olur o iş, olur. Alara kime aşık olacağını bilecek kadar akıllı bir kız. Ay anne, inanamıyorum sana ya. Günaydın. Günaydın. Nerede bizimkiler? Alo, bonjour. Est-ce que vous connaissez mademoiselle Alara Cohen? Elle est en France maintenant, à l'hôpital. Elle a souffert un accident. Yes. Alara Corel is not here. Alors, je vais passer le téléphone à une amie qui parle anglais. Connaissance, s'il vous plaît. Telefon. Kim olduğunu öğrenmeden niye veriyorsun telefonu Esra'nın? Alara Hanım arıyor.